fark etmiyor bunu. Hatta çapayı da bulamadım. Gideceğim ama yok çapayı göremedim. Tamam. Ver kamerayı da lan. Ver kamerayı. Camına bir yere değil mi ama? Yalnız bu kayalar jilet ha. Bir bak bir şey var mı? Var var. Var mı? Var. Yürüyeceğiz. Çok mu var mı? Az az. Gel. Baştan. Şuradan. Yürü abi. Çünkü bu sefer bedenin öbür tarafına eklenmiş oluyor. Aynı taktiği var mı? Şey şuradan tutayım diyeceğim. Kısa mesafe yürüyüşlerde bile olsa ön taraftaki bu yükümüz yani çok ağır olmasa bile pedalborta dengesizlik yarattığı için bir de biraz tuttuğunuz noktadan dışarıda kaldığı için 5 kilo ise 15 kilo gibi algılanıyor. Dolayısıyla aslında buradaki yükü yanınıza getireceğiniz küçük bir sırt çantasına ya da omuz çantasına koyaraktan omzunuza da sırtınıza almanız daha mantıklı. O şekilde pedalboardun üzeri tamamen boşken, yüksüzken karada taşımak lazım. Aksi takdirde çok fazla yoruyor. Az önce mesela belime çok yüklendim. Tek taraflı, o yüzden terse çevirdim. Öyle durumda evet. Belin her iki tarafındaki kas grubunda da eşit konuyu dağıtmak için bir sağdan tutuyorsanız bir süre sonra yolunca sol tarafa pedalı alıp tutmak lazım. Böylece daha dengeli bir kasa yüklenme biçimi oluşuyor. Ama en mantıklısı şuradaki yükü aslında omuzunuza almanız. Biz bugün çok önemsemedik hani kısa bir mesafe geçeceğiz diye ama burada bile açıkçası zorladı. Evet evet. Çok güzel bir şey oldu ama öbür taraftan buraya geçmek falan bir keşif için gerçekten iyi oldu. Bugün bakalım neler göreceğiz. Yani belki de hani şişme supun en büyük avantajı bu. Evet, hafif evet. Olması ve taşınabilirliği sayesinde küçük bu tür engelleri hemen aşabilmeniz. Çok daha ağır yük taşırsanız onun da çözümü var. Katlanır tekerlek takılıyor arkaya. Evet. Direkt taşıyarak sürükleyerek getiriyorsunuz. Ama şu anda ona gerek bırakacak bir pozisyonda değiliz. Okey, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Burada da açacağım uzatmışı. Tamam. Uzatmışla da buradan devamını alalım. Thank you.
işlerini orada. Tamam. Bu arada buraya su geçişi var. Şurada kapaklar var. Aha. Diğer tarafta demek ki o dengeleyici yok. Bu tarafa koymuşlar şeyi, su seviyesi ayarlayıcıları. Evet. Yani süzülerek geçmiyorsun. Oraya doğru dön istersen içeri. Oradaki kapakları da gösterelim. Evet, evet. Ağaçlar tam mangrol gibi ya, çok güzel. Kesinlikle ya, dipleri falan acayip güzel olmuşlar. Aslında buralarda finis sökmek lazım. Ya da öne gidiyorsun, çok takılmıyor. Evet, 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 çok güzel. Yok, ileride bitecek zaten. Bence buradan dönelim. Evet. Yani boşu boşuna şartları zorlamayalım. Ama çok güzel oldu ya. Evet. Şeyi çok seviyorum, bu tür tamamen izole suyun kaynak noktaları. İnsana bambaşka bir duygu veriyor. Çünkü çoğu zaman yani normalde göremeyeceğimiz noktalar bunlar. Jungle gibi her tarafı kapalı olunca. Ancak pedal'la girilebiliyor. Evet, evet. Bu da pedalboard'un büyük bir avantajı. Harika geldik ama ya. Ben evet. Bu böyle bir keşif olacağını tahmin etmedim ben. Ama işte buralara girmeden önce uzun pedal'ı benim sökmem lazım. Mecburen öne geldim. Öne geldiğim için arkadaki fin biraz yukarı kalktı. Bir de darbe esnasında arka hafiflediği için hemen kıç kendini yukarı atıyor. O yüzden iyi bir taktik. Yoksa normalde böyle bir yerde burunda durmamam lazım. Evet. Manevra çok zor burunda dururken. Hı hı. Aslında kışta durmak lazım. Ama fini sökmeyince böyle oldu. Neyse, buraya kadar idare ettik, sorun yok. Çok güzel oldu. Dönüyoruz.